Vücut ayrı, ruh ayrı, nefis ayrı değil. İç içe. İşte onu diyor. Zat-ı Hüdanın ruhu ettin. Selam Muhammed Mustafa. Zat-ı Hüdanın ruhu bizdeki olan ruh kemalatıdır. Ruh güneşinin idrakıdır. İnsanoğlunda hakikaten Cenab-ı Allah'ın ruh güneşi vardır. Akıl güneşi vardır. Nur güneşi vardır. Kalem güneşi vardır. Girdim gönülden içeri. Kişi madde aleminden manaya dönüş yaparsa, fiziksel beden olan madde aleminden vahdet alemine nazar ederse, yani gönle inerse, içeri, gönlüm, girdim gönülden içeri, bülbüllerin daim öter. Gönlünüzde, kalbinizle Allah, Allah, Allah diye bülbül gibi öttüğünüzü duyarsınız. Siz yastığa, sağ başınızı yastığa koyun. Kalbinizin devamlı Allah, Allah, Allah dediğinizi duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Bütün hassas yerlerinizde, ister sırtınızın üstüne yatın, ister başka hallerde olsun, damarların ritmik çalışmasıyla hep kalbin sesini duyarsınız bütün azalarınızda. Hep Allah. Allah, Allah der. Onu diyor. Zat-ı Hüdanın ruhu ettin. Selam Muhammed Mustafa. Girdim gönülden içeri. Bülbülleri daim öter. Aşıkları feryat eder. Aşık olan kişi Allah der. Cezbeye kapılır. Enfal suresinin 2. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah aynen şöyle diyor. Allah adı anıldığı zaman, gerçek müminlerden bahsediyor Allah. Gerçek müminler şol kimselerdir ki, Allah adı anıldığı zaman kalpleri titreyen, ayetler okunduğu zaman imanları artanlardır diyor. Peki Allah dediği zaman kalbinin titremesi ne demektir? Kalbin titremesi demek, onun gözyaşı akması, tüylerinin diken diken olması, kalbinin hop hop hoplaması, aşkından mütevellit cezbeye girerek Allah diye feryat etmesidir. Allah'ın Allah lafzını zikredenler bu hallerden herhangi birisini yapmalıdırlar. Yaparlarsa bu onların o cezbesi olsun, o gözyaşı olsun, cehennemin ateşini söndürür. Gariyetlerinizi eritir, yok eder. Ve böylece Allah'a olan aşkınızın, Allah'a karşı olan teslimiyetinizin bir belirtisidir bu. Onun için aşıklar devamlı feryat ederler. Bülbül gibi sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar feryat figan eder. Allah, Allah, Allah diye devamlı. Bülbül de sabahları gülün dalında öter, 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 öter. Ta gül açıldığı zaman ancaksın başına gelir. Senin de gülün, senin gül evindeki o ruh, bülbülün devamlı öter, 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 öter. Niye öter? Sevgilisine aşık olduğu için öter. Onun ruhun sevgilisi kimdir? Ruhun sevgilisi sizin sıfatlarınızdır. Sıfatlarınızdan açığa çıkmaya başladığı zaman, gözünüzden görmeye, kulağınızdan duymaya, dilinizden konuşmaya başladığı zaman, işte o zaman sesi kesilir. Gördünüz mü? Aşıkları feryat eder, selam Muhammed Mustafa. Saitleri iman eder. Biliyorsunuz bir şaki vardır, bir sait vardır. İyilere sait denir. İnkarcılara veyahut da bu yolda hiçbir olmayanlara da şaki denir.
Saitlere, saitler iman ederler. Allah'a inanırlar. Ama inandıklarının ne olduğunu bilmezler. Zamanla öğrenirler. Saitleri iman eder. Arifleri seyran eder. Arifler her şeyi seyran eder. Arifler de iki türlüdür. Bir arif vardır, bilen arif. Bir arif vardır, gören arif. Görenler her varlığa baktığı zaman o varlıklardaki Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini gördüğü için onlar hep sırrı yezdan gözüyle bakmalarından mütevellit o yezdanı görürler. Çünkü her varlık enel hak diyor. Ben hakkım diyor. Her varlık ey inanan kişi benim suretime bakma. Bendeki olan varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır diye hitap edip duruyor. Biz bunları duymadığımız için sıradan geçiyoruz. Duyduğumuz zaman hepsinin kendi istat ve kabiliyetlerine göre ondaki hakkın tecellisini görmemiz demek, onların hitaplarını duymamız demek olacaktır. Velileri de irşad eder. Yani Allah'ın velayetine ermiş olanlar. Onlar da kişi, Allah'ın velisi olanlar, Allah'ın dostları demektir. Allah'ın dostları da insanları irşad eder. Rab esmasıyla irşad eder. Müşriklerin irşad ettiği gibi, insanı kamillerin irşad ettiği gibi, peygamberlerin irşad ettiği gibi. Saitleri iman eder, arifleri seyran eder, velileri irşad eder. Selam Muhammed Mustafa. Salikleri sohbet eder. Salikler, bak sohbet ediyoruz. Salikler. Salikler sohbet ediyor. Ama zahir bedenlerin bir araya gelmesinin hali değil. Gönüllerin bir araya gelmesi. Tabii gönülleri taşıyan bu cesetler olduğu için onlar da bir aradalar da. Gönüle indik, gönüldeki alemi geziyoruz şimdi. Saitleri sohbet dinler. Sohbet dinler. Tecelli hep zuhura eder. Cenab-ı Allah'ın tecellileri de o masarlardan zuhur eder. Birisi namaz hakkında soru sorar. O kendisi irşad olduğu gibi diğer kardeşler de irşad olur. Birisi oruç hakkında bir problem vardır. O ortaya atar. Bütün kardeşlerimiz ve o irşad olur. Diğeri başka bir mevzuyu merak eder. Oradan tecelli çıkar. O izah edilir. Zuhurat ona göre devam eder gider. Tecelli hep zuhur eder. Ahmet dahi şuhud eder. Selam Muhammed Mustafa. Şuhud demek görmek demektir. Her varlıkta Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini görmeye denir. İnşallah Cenab-ı Allah da bizlere böyle şuhudlar, böyle idraklar